Zangır zangır titriyorsunuz. Yüzünüzden terler damlıyor. Korkmuş halde yukarı bakıyorsunuz ve uçan büyük böceği izliyorsunuz. Başparmak büyüklüğündeki Asya dev eşek arısı hemen üzerinizde geziniyor. Bu canlı gezegenimizdeki en tehlikeli böceklerden biridir. Bunun tek sebebi iğnesinin gerçek bir iğneye benziyor olması değil. Bu böcek dünyanın her yerinde gerçek bir ekonomik krize neden olabilir ve gezegenimizdeki birçok canlı türünün kitlesel yok oluşuna sebebiyet verebilir. Gerçi bundan daha sonra bahsedebiliriz çünkü şu an o böcek bizi sokmak üzere. Dev eşek arısının sokması böcekler arasındaki en tehlikeli ve acı verici olanlardan biridir. Siz şu anda deriyi deldikten sonra iğnesinin insan vücuduna olan etkisini öğrenmek üzeresiniz. Oradan kaçmaya çalışmanın bir anlamı yok. Çünkü eşek arısı sizi kolaylıkla yakalayabilir. Arı etrafınızda uçuşup duruyor. Garip bir çatırtı sesi duyuyorsunuz. Eşek arısı o sırada sizi korkutup kendisinden uzakta tutmak için çenelerini birbirine vuruyor. Birkaç saniye sonra da saldırıyor. Eşek arısı sizi tam omzunuzdan sokuyor. Ha bu arada kıyafetleriniz onun hiç umurunda olmaz. Çünkü iğnesi kalın bir kumaş tabakasını ve hatta arıcıların koruyucu giysilerini bile delip geçebilir. Eşek arılarından korunmak için uzay giysisine benzer özel bir kıyafet giymeniz gerekir. Ancak ne yazık ki sizde öyle bir kıyafet yok. Başlangıçta vücudunuza çok kızgın bir iğne batıyormuş gibi hissediyorsunuz. Eşek arısı bu iğne sayesinde derinize zehrini enjekte ediyor. Bu madde sokulan yerin çevresindeki kan damarlarının duvarlarını genişleterek derinizin kızarmasına neden oluyor. Vücudunuz bu yabancı maddeyle savaşıyor ve bağışıklık sistemi hücrelerini sokulan bölgeye gönderiyor. Ancak zehir savunma hücrelerinizi yok ederek derinizin şişmesine neden oluyor. Enfekte olan kan böbrekler tarafından süzülüyor. Zehir bu organ için toksik bir madde içeriyor. Gerçi böbreklerini sizi omzunuz kadar rahatsız etmiyor. Sokulan yer şişiyor, kıpkırmızı hale geliyor ve için için yanmaya başlıyor. Şişlik orada saatler hatta günlerce kalabilir. Sadece bir eşek arısı diye düşünebilirsiniz. Fakat aynı böcek sizi 10 kez sokabilir. Siz bir de yuvasını karıştırırsanız neler olacağını düşünün. Ondan kaçmak için sık çalılıkların arasında saklanmanız veya suya atlamanız gerekir. Eğer birkaç kez sokulursanız kesinlikle bir hastaneye gitmek zorunda kalırsınız. Ancak sizde şu an ciddi bir durum olmadığı için şanslısınız. Alerjisi olan kişiler bu dev eşek arılarından kesinlikle uzak durmalıdır. Çünkü arı sokması bu insanların vücudu için felakete sebep olabilir. En iyisi bu canavar böceklerle karşılaşmamak için yuvalarından uzak durmaktır. O endişe verici uğultu sesini uzaktan bile duyabilirsiniz. Asya dev eşek arıları saldırgandır ve yuvalarının yanından geçen herkesi sokar. Yetkililer bu arıları şehrin sınırları içinde gördükleri an büyük bir hızla yuvalarından kurtulur. Bunu yapmalarının tek nedeni insanlara saldırmalarını engellemek değil, aynı zamanda kıyameti önlemektir. Çünkü kıyamet dediğimiz şey işte tam olarak bu şekilde meydana gelir. Asya dev eşek arılarının en sevdiği şeylerden biri de kovanlara saldırmaktır. Bu arılar yuvalarından çok uzağa uçar ve bir kovan bulduklarında onu kendilerine ait bir feromonla işaretler. Koku diğer eşek arılarını buraya çeker. Küçük bir grup eşek arısı bile bir kovanı tamamen yok edebilir. Yaklaşık 20 eşek arısı tahminen 30 bin arıyı katledebilecek kapasitededir. Şimdi bir de binlerce eşek arısının verebileceği hasarı düşün. Sebep olabilecekleri esas tehlike işte budur. Arılar bir çiçekten diğerine polen aktararak onların büyümesini, üremesini ve yiyecek üretmesini sağlar. Ayrıca ineklerin ve diğer hayvanların yediği bitkileri polenlerler. Pamuk da arılar sayesinde yetişir. Yani eşek arıları normal arıları yok edecek olursa dünyada pamuklu kıyafet sıkıntısı yaşanması kaçınılmazdır. Böyle bir durumda tüm o basit tişörtler, kot pantolonlar ve ceketler daha da pahalı bir hale gelir ve er ya da geç piyasadan yok olur. Ayrıca bu yüzden birçok meyve türü zengin tatlarını ve vitaminlerini kaybedebilir. Bu ise sadece hayvanlarda değil, insanlarda da vitamin eksikliğine yol açabilir. Bunun bir devamı olarak kot pantolonunuzu altınıza çekip sevdiğiniz gömleğinizi giydikten sonra nefis bir burger yemek için restorana da gidemezsiniz. Patlıcan, acı biber, kivi, yaban mersini, kızılcık ve diğer tarımsal ürünleri artık marketlerde bulamazsınız. Varlığını bitkilere borçlu olan tüm hayvan türleri de bitkilerle birlikte ortadan yok olur. Bu sadece tarımda değil, dünya ekonomisinde de büyük bir krize yol açar. Her şey domino taşları gibi birbirini etkiler ve kriz giderek büyür. Bu sırada eşek arısı sayısı artmaya devam eder. Dünyada eşek arısı popülasyonunun artmasını kontrol altına alabilecek hayvan neredeyse yoktur. İnsanlık olarak biz bu konuda hiçbir şey yapmazsak dışarı çıkmak için herkesin kalın, koruyucu giysiler giymesi gerekir. Eşek arıları evlerin ve arabaların içine sızar ve insanlarla evcil hayvanları sokar. Neyse ki insanlar bu tehlikenin farkında ve eşek arısı popülasyonunu kontrol altına almak için mümkün olan bütün tedbirleri alıyor. Ancak ne yazık ki bal arılarının kendilerini eşek arılarından koruması mümkün değil. Onların iğneleri eşek arılarına bir zarar vermez. Bu arılar çok daha küçük olduklarından tamamen savunmasız kalıyor. Ancak eşek arılarına direnmenin harika bir yolunu geliştiren bir arı türü bulunuyor.
İşte karşınızda Japon bal arısı. Bu tür bir dev eşek arısı kovanlarına girer girmez düşmanın üstüne çullanarak anında saldırır. Arılar eşek arısının bu yoğun canlı kozanın içinde sıkışıp kalmasıyla birlikte titreşmeye başlar. Bu sırada o kadar hızlı titreşirler ki ortaya çıkan ısı eşek arısının yanmasına sebep olur. Bunun da ardından kendilerinden çok daha iri olan böceklerden kurtulurlar ve işlerine devam ederler. Pekala, bu strateji tek bir eşek arısı için etkili gözüküyor ancak ya ortaya birçok eşek arısı çıkarsa? Bu arılar böyle bir durumda büyük olasılıkla düşmanlarının tamamını çevresini saramayacaktır. Ayrıca Japon arıları diğer arılara eşek arılarıyla nasıl mücadele edebileceklerini de öğretemez. Neyse ki insanlar şimdiye kadar dev eşek arısı popülasyonunu kontrol altında tutmayı başardılar. Bütün eşek arıları yaban arısı familyasına aittir. Bunların arasında en ürkütücü olanı Asya eşek arısı değildir. Diğer canlıları zombiye dönüştürebilen bir yaban arısına ne diyorsunuz? İşte örümcekleri kandırabilen yaban arıları tam olarak bunu yapabilir. Bu küçük böcek yağmur ormanlarında yaşar. Günün büyük bir bölümünde yumurtasıyla birlikte ağaçların arasında uçar ve yumurtasını bırakacağı kusursuz bir konak arar. Bu konak daha sonra yaban arısının yavrusuyla ilgilenecektir. Yaban arısı bölgedeki canlı yaşamını inceler, koklar, yırtıcılardan sakınır ve ileride bir ağ olduğunu fark eder. Örümcek normalde bu ağ diğer böcekleri yakalamak için kullanır. Fakat bu sefer av olan örümceğin kendisidir. Yaban arısı örümceğe yaklaşır ama onu sokmaz. Sadece yumurtasını örümceğin sırtına bırakır ve oradan uçarak uzaklaşır. İşte oldu. Yumurta sırtına yapıştığı için artık örümceğin yapabileceği bir şey yoktur. Hatta avcı muhtemelen misafirini hiç hissetmez bile. Ancak bir süre sonra larva yumurtadan çıkar ve örümceğin hayatı bir kabusa dönüşür. Yaban arısı larvası günler geçtikçe örümcekle beslenmeye başlar. Zihnini yavru yaban arısı kontrol ettiği için örümcek onu sırtından bir türlü def edemez. Larva örümceğin vücuduna özel bir madde enjekte eder. Bu zehir örümceğin beyni üzerinde korkunç bir etkiye sahiptir. Artık örümcek larvanın hayatını kendi hayatından daha çok umursamaya başlar. Daha sonra örümcek sıra dışı bir şekilde ağını daha sert ipekten örmeye başlar ve larvanın güvende olacağı bir ağ deseni oluşturur. Bunun ardından yavru yaban arısı belli bir gelişim düzeyine ulaştıktan sonra bitkin haldeki örümceği terk eder ve ağa tutunur. Daha sonra burada bir süreliğine yuvası olacak bir koza oluşturur. Zamanı geldiğinde de kozasından çıkar. Artık hem uçabiliyor hem de kendi başının çaresine bakabiliyordur. Kozadan çıkan yaban arısı ister dişi isterse de erkek olsun durum fark etmez. Böcek hemen yavrulamak için kendine bir eş aramaya başlar. Sonra eğer dişi ise bir tane yumurta yumurtlar, onu alır ve yeni bir örümcek bulmak için ormanda uçar durur. Bu arılardan daha yaratıcı bir arı türü varsa o da parazit yaban arısıdır. Hadi şimdi onlardan biriyle tanışalım. Yumurtlamak üzere olan dişi yavrusuyla ilgilenecek birisini aramaya başlar. Aha işte bu uğur böceği. Yaban arısı böceğin yanına uçar ve iğnesiyle böceğin üstüne tek bir yumurta bırakır. Larva yumurtadan çıktıktan sonra konağının içine girer. Aradan 20 gün geçer. Larva bu süre zarfında uğur böceğinin içinde gelişir ve o noktadan sonra dışarı çıkar. Ancak bakıcısının işi henüz bitmemiştir. Larva uğur böceğinin arka ayakları arasında bir koza oluşturur. Yetişkin bir yaban arısına bu kozanın içinde dönüşecektir. Kozasını güvende tutmak isteyen larva konağına bir muhafıza dönüştürür. Bu yüzden uğur böceği bir şey yaklaşmaya cesaret ederse kozayı korumak için elinden geleni yapar. Yaban arısı kozanın içinde tamamen büyüdükten sonra muhafızından ayrılır. Bu yaban arısının uğur böceğinin zihnini nasıl kontrol ettiği hala bilinmemektedir. Yaban arıları dışında doğada birçok parazit daha bulunuyor. Hatta bunların bazıları hayvanları ve insanları bile idaresi altına alabiliyor.